Şimdi gelelim yazılım geliştirmede bizi sektörün ön sıralarına çıkaracak konulara. Öncelikle IoC'nin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. IoC, Inversion of Control. Şöyle şunu kapatayım. Bir tane SRC klasörümüze sağ tıklayıp New Class diyerek basit bir class oluşturacağım. Class'ımın ismi main olacak. Bizim ana sayfamız, yani ana açılış uygulamamız olacak. O yüzden içerisinde şu seçeneği seçin. Bir main bloğu olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar, IoC şu şekilde yazılıyor. Açılımı Inversion of Control. Bu yapıyı ayağa kaldıran tasarım deseninin adı ise Dependency Injection. Sizinle Dependency Injection'ı böyle ucundan öğrenmeye başlamıştık. Yine onları kullanıyor olacağız. Fakat bu noktada artık gerçek bir ortama, gerçek bir geliştirme ortamına girmiş bulunuyoruz. O yüzden burayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü ben size sadece veri tabanına insert, update, delete yap programcısı, sizi insert, update, delete programcısı yapmak istemiyorum. Bunun piyasada açıkçası artık çok da değeri kalmadı. Önceden yapabilen az olduğu için değerliydi ama şimdi veri tabanına insert, update, delete yapmak çok basit bir süreç. Önemli olan yazılımda değişime direnç göstermeyen kodlama yapmaktır arkadaşlar. Yazılımda değişime direnç göstermeyen kodlama ne demek? Şimdi bu örneği çok veriyorum ben. Mesela bir inşaat projesini düşünün. İnşaat projesinde nasıldır? Bir arsa vardır. Atıyorum 500 metrekare. Orada işte bir AutoCAD vasıtasıyla veya hangi çizim aracı kullanılıyorsa şu an popüler bilmiyorum. O araç vasıtasıyla bir çizim yapılıyor. Plan proje yapılıyor. İşte bir tane o arsaya yapılacak bina ile ilgili prototip model oluşturuluyor. Müşteriye sunuluyor. Ben buraya bunu yapacağım deniyor. Bütün şartları müşteriyle orada konuşuyorlar ve bir şartname oluşturup binayı dikiyorlar. Atıyorum 5 katlı bina. 3. katına geldiğinde ev sahibi şunu demiyor değil mi? İşte ben odaların 20'şer metrekare değil 30'ar metrekare olmasını istiyorum. Bir oda azaltalım. Veya mutfakla banyonun yerini değiştirelim. Veya yani 3 kat çıktınız. Ya hani ben 2 kat istiyorum. Bir katı yıkalım. Böyle şeyler yok. Ama yazılımda var. Yazılımda neden var? Genellikle bu sorunun cevabını programcılar şöyle verirler. Ya işte hani biz kodla yapıyoruz ya. Müşteri de bunu çok iyi bilmiyor. O yüzden hani her isteklerine karşılık verdiğimiz için böyle yıkıp yakabiliyorlar. Değil aslında arkadaşlar. Yazılım tanımı çok nettir. İnsanların gündelik hayattaki aktivitelerinin bilgisayar destekli sistemlerle kolaylaştırılmasıdır. Örneğin bundan 50 yıl önce de hastaneye gidiyorduk. Hastaneye gittiğimizde işte bir sürü kayıt ve kağıt süreçlerinden geçiyorduk. İşte arşivlerden taranıyordu. O hastanede daha önce kayıt var mı? Yani bir sürü iş. Daha sonrasında ne oldu şu an günümüzde? Yani o kadar zamanla gelişti ki işte o online ortamda arşivin yönetilmesi. Daha sonrasında biraz daha geliştirilip Mernis, yani kimlik paylaşım sisteminin, bu TC kimlik, no ve adres olayının gelmesiyle beraber artık şöyle yapıyoruz. Örneğin sağlık ocağına gidiyoruz. Orada bir tane şey oluyor. Bir ürün oluyor. Bilgisayardan hemen TC'nizi giriyorsunuz. Basıyorsunuz. Sizi ilgili doktorun odasını vesaire söylüyor size. Siz de orada gidip sıranızı bekliyorsunuz. Oradaki ekrandan da isminiz geldiğinde içeri giriyoruz. Bakın zamanla geliştiriliyor işte bunlar. Niye? Çünkü insanların ihtiyaçları sürekli iyileşiyor. Böyle bir şey var. Bu bakımdan yazılım da insanların gündelik hayattaki ihtiyaçları olduğu için o yüzden değişir. Tabii ki müşteri yanlış da anlatabilir. Biz yanlış anlayabiliriz. Mevzuatlar da değişebilir. Yani hiç kimse yanlış anlamamış, herkes yapmış ama mevzuat değişiyor. Özellikle bankacılık sektöründe ben yoğun çalışıyorum. BDDK sürekli mevzuat değiştiriyor. Veya savunma sanayisinde çalışıyorum. Destek anlamında danışmanlık veya eğitim Ankara'da. Devletin mevzuatı değişiyor. Projenin mevzuatı değişiyor. Kurumun mevzuatı değişiyor. Yani sürekli bir değişim var. Şimdi eğer siz değişimi böyle if bloklarıyla yönetmeye çalışırsanız, şöyle kodlar gördüm ben açıkçası. Yani artık öyle bir noktaya gelmiş ki işte diyor ki eğer TCNO buysa bütün kuralları bypass et. Veya TCNO buysa hiç kurallara girmeden reddet. Veya hani tamamen sistemde bir bug var ve o bug'ı kodun içerisine girerek çözmektense böyle if bloklarıyla spagetti kod dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Karma karışık kodlar ortaya çıkıyor. IOC ile arkadaşlar birbirinin alternatifi. Burası çok önemli. Bu ifade çok önemli. Birbirinin alternatifi olan işleri yönetiyorsunuz. Bunu şöyle düşünün. Birbirinin alternatifi olan işleri ayrı klaslarda yazıyorsunuz. Örneğin bir kredi değerlendirme operasyonunuz olsun. İşte tarımla uğraşanlara bir kredi, onların işte kendine göre koşulları var. Askerler için bir kredi, onlara göre koşulları var. Öğretmenlere yönelik, onlara göre koşullar var. Öğrencilere yönelik, onlara göre koşullar var. Bakın bir sürü kredi. Eğer sen parametre olarak kredi type geçersen, o zaman if kredi type buysa, if kredi type şuysa, if kredi type buysa durumu ortaya çıkar. Yazılım geliştirmenin en önemli prensipleri olan SOLID yazılım geliştirme prensipleri, bunları araştırabilirsiniz. O harfi, ikinci harf, Open Close Principle der ki yeni bir özellik, bakın değişiklik demiyorum, yeni bir özellik eklediğinde mevcuttaki hiçbir koda dokunamazsın. Eğer dokunursan büyük projelerde artık test edilebilirlikten tutun o kodu yönetmek giderek zorlaşır. İşte bu bakımdan IOC ile biz birbirinin alternatifi olan operasyonları yönetiyoruz. Şimdi olayı rahat anlamak için şöyle ki ben buraya bir adet class ekliyor olacağım. Class'ımın ismi örneğin database ya da direkt nesneden gideyim. Customer dal. Bunları yavaş yavaş duyacaksınız. Daha önce de sıklıkla duydunuz benden. Dal data access layer'dan gelir arkadaşlar. Müşteri için veri tabanı operasyonlarının yazılacağı nesne. Finish diyorum. Bir tane daha nesne oluşturuyorum. Şimdi onu kullanacak başka bir nesne. Bir tane daha class. O da Customer Manager. Finish diyorum. Şimdi ben Customer Manager'ın içerisinde bir tane operasyon yazmak istiyorum. Public void örneğin add şeklinde. Parametre olarak customer vesaire alacak, girmiyorum o konulara. Bu noktada ben işte burası manager'lar iş kodlarıdır. İş kurallarını çalıştırırım. Yani bu müşteri daha önce eklenmiş mi? Müşteriyi kaydedebilir miyiz? Müşterinin şartları sağlanıyor mu kaydetmek için? Bunları yazarız. Bütün şartlar sağlanıyorsa biz Customer dal'ı çağırırız. Şu Customer dal'ı şöyle çağırırız. Ctrl Space yine arkadaşlar. Tamamlamak için. Customer dal is new. Customer dal. Şöyle yazarız yani. Dolayısıyla bunun Customer dal'ın nokta birazdan yazacağım. Edini çağırırız. İş kuralları geçti. Geçtiyse veri erişimi çağır. Şimdi Customer dal'ın içerisinde de o insert operasyonlarını daha önce öğrendiğimiz insert operasyonlarını yazarız biz. Yani veriye erişimi burada yaparız yani. Bu noktada ben bir tane basit bir şekilde bunları gerçek ortamda ilerleyen süreçlerde Hibernate'i kullanarak yazıyor olacağız arkadaşlar. Printline diyerek bunun direkt Oracle veri tabanına eklendiğini. Hani Oracle kodları var burada. Düşünün. Oracle veri tabanına eklendi. Böyle kod yazdınız. Yani burada Oracle kodları var yani. Ya da daha önce yaptığımız MySQL kodları var. Güzel. Customer Manager dolayısıyla bunu yapacak. Hadi gelin main Java'ya gidelim. Bakalım kodlarımızı çalıştıralım. Şuradaki comment'i siliyorum. İşte Customer Manager'ı çağırdım. Manager eşittir new Customer Manager. Manager nokta ed'i de çağırıyorum. Bu kadar. Şuradaki play tuşu vasıtasıyla main Java'yı çalıştır diyorum. Okey diyorum. Bakın Oracle veri tabanına eklendi. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hani buraya kadar programcı ne güzel yaptım işte bak çalışıyor diyebiliyor. Hatta bazen böyle nesnel tekniklere işte bak ben de yaptım çalıştı hızlı hızlı yazdım. Hiç uğraşmadım öyle. İnterfeyslermiş bir şeylermiş uğraşmadım diyor. Böyle de oluyor diyor. Ama şimdi senaryoyu söylüyorum. Bu sadece veri tabanı için değil. Sadece veri tabanı olayı anlamak için kolay olduğundan. İş kurallarında falan çok yoğun kullanıyoruz bunu. Şimdi senaryoyu söylüyorum. Biz sisteme MySQL desteği de getiriyoruz. Yani bazı müşterilerimiz MySQL, bazı müşterilerimiz Oracle veri tabanına sahip olduğu için ikisini de desteklemek istiyoruz. Şimdi burada programcının eli ayağı bağlandı. Ne yapacak? Yani mecburen bakın gelecek buraya bir tane type geçecek. İşte int type uyduruyorum. Burayı yaptı ya bakın mecburen buralarda örneğin type 1 ve bu şekilde parametreler geçmek zorunda olacak. Daha kötüsü geldi buraya. Buraya da şöyle bir kod yazacak. If type == 1 ise o zaman bu Oracle'dır. Şimdi şunu da unutmayın arkadaşlar. Ben tek satırlı kod yazıyorum. Böyle if'leri hemen koydum. Burada böyle bazen onlarca satır oluyor. Yüzlerce satır oluyor. O logiklerden dolayı. Bakın böyle bir şey geçiyor. Yani bir müddet sonra buralar arttıkça hele iş kurallarında felaket oluyor burası. Burada bir anda sistem sürekli bizim böyle yama dediğimiz yapıları oluşturup en sonunda spagettiye dönen bir sistem haline geliyor. Peki ben bunu nasıl yazmalıydım? Geri alıyorum bunları. Şunları şu type'ı da geri alıyorum. Şuradan da şunu geri alıyorum. Yani ilk haline getirdim. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bir iş kodudur bu. Bir class başka bir class'ı kullandığında onu nivlememelidir. İşte IOC bize bunu yapacak. Geliyorum oraya. Dolayısıyla nivlememesi için hani diyorum ki nivlemeyecek. Yani nivlemeden nasıl yapacak? Şöyle yapacak. New şöyle yazmalıydı. Interface diyerek bir tane ICustomerDal isimli interface ekliyorum. Yani kısacası şuradaki operasyonu ben bir interface üzerinden yönetmek yönetmek istiyorum. Void add şeklinde. Customer dal ise aslında bizim için şöyle Customer dal dedik, dursun o. Customer dal ise implements Customer dal diyorum. Zaten void add'i implement etmesi gerekiyor. Bakın bu bir. Şimdi sisteme MySQL'i getiriyorum. Bakın. Class. Hatta MySQL'i sonra getireyim. Manager'a geldim. Manager nasıl kullanacak? Manager, daha sonra göreceğiz biz bunları. En çok kullanılan Dependency Injection yöntemidir. Şimdi sizinle Dependency Injection'ı şey yapıyor olacağız. Şu deseni yazacağım şimdi. Bir tasarım deseni öğreneceksiniz burada benden. Burada arkadaşlar bir tane constructor oluşturuyorum. Public. Ya da bunu direkt constructor'dan başlatmak için şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane Customer dal türünde Customer dal oluşturayım. Bunu da dışarıdan erişimi engellemek için private yapayım. Sonra buraya gelip sağ tıklayıp şöyle burada buradan şöyle source'a gidelim. Orada şöyle source generate constructor using fields seçeneğini seçelim. Customer dal var zaten sadece. Şöyle çalıştırabiliriz bunu. Şuradaki süperi silebiliriz. Evet. Şimdi bu şu anlama geldi arkadaşlar. Customer Manager'ın bir constructor'ında Customer dal istiyor demek. Yani bunu siliyorum. Customer dal nokta add dediğimde artık bu. Şimdi arkadaşlar durum şöyle. Customer Manager parametre olarak bir Customer dal istiyor. Ve onun add'ini çalıştırıyor. Daha önce konuştuk ama tekrarlıyorum. Bu bir referans tip. Referans tip olduğu için bunu implemente eden herkesi Customer Manager'a parametre verebilirsin demek. Yani Customer dal onu implemente ediyor ya. Oracle olan. Onu verebilirsin demek. Main Java'ya geldiğinde bakın şurada zaten altını çizmiş. Çünkü parametre istiyor bizden. Şöyle parantezi açtığımız zaman burada bakın bizden Control Space yapıyorum. Benden Customer dal istiyor. İnterfeysi veremem. Ama kimi verebilirim? New Customer dal verebilirim. Yani ne yapmış oldum ben buraya? Bir Customer dal verdim arkadaşlar. Ama Customer dal'ı verdim. Çünkü Customer dal'ı implemente ettiği için Customer dal bu arkadaşımızın referansını tutabiliyor. Bakın çalıştırıyorum. Okey diyorum. Oracle veri tabanına eklendi. Güzel, sistemimiz çalışıyor. Aradan 5 ay geçti. Yönetim dedi ki artık MySQL desteği getiriyoruz. Bakın yaptıklarıma aynen dikkat edin. New class diyorum. MySQL. Bunları daha iyi yazacağız arkadaşlar. Daha iyi yöntemlerle. Ama tamamen temeli budur. MySQL Customer dal. Finish dedim. Buna geldim. Dedim ki implements Customer dal. Tamam. Ampule geldim. Add unimplemented methods ve add'i getirdi. Burada ise aynen şurada yazdığımız gibi şu kodu kopyalayayım. MySQL veri tabanına eklendi. Bakın sadece yeni class ekledim ve onun kodunu yazdım. Main'e gidin. Deyin ki ben bundan sonra MySQL çalışacağım. Çalıştırıyorum. Okey diyorum. MySQL veri tabanına eklendi. Hayır, Oracle çalışacağım. Oracle veri tabanına eklendi. Peki şu ana kadar biz neyi öğrendik? Dependency Injection'ı. ISU Container nerede? Spring tam olarak onu yapıyor işte. Yani bizim için şu üretimi Spring yapacak. Şu kodu şu şekilde yazmak, hatta şunu da Spring yapacak. Yani biz neredeyse new kullanmayacağız. Bizim yerimize arkada Factory dediğimiz Design Pattern vasıtasıyla o Factory Design Pattern'la, fabrika tasarım deseniyle bize nesneler üretecek. İşte IOC kontrolleri de IOC'de yani Inversion of Control'de tam olarak bunu yapan araçlarla yapılıyor tabi. Tam olarak bu süreç bizim için Spring'in IOC altyapısıyla gerçekleştirilecek arkadaşlar.